Allah kahretsin, nerede bu kasa? Barış, Barış, şurada bir oda var, gel oraya bakalım ha. Ozan, benim çok uykum geldi. Ben hemen yatacağım. İyi geceler. İyi geceler. O ses ne? Ozan sen mi açık bıraktın camı? Hayır, buz gibi olmuş içerisi. Yok canım, ben yani böyle bir soğukta niye böyle bir şey yapayım ben? Biri mi girdi acaba? Yani zannetmiyorum, baksana televizyon burada, laptop burada. Ha biri girse bunları bırakmazdı herhalde. Var mı? Yok, görünmüyor. Ama ben yine de bir bahçeyi kontrol edeyim, benim işim rahat etmeyecek. Tamam ama dikkat et. Biri. Yok yok, kimse yok. Yani dediğin gibi biri olsa her şeyi alır götürürdü herhalde. Sen korktun mu? Korkma, ben buradayım. Ay Ozan, bana böyle bir şey söyleme. En son böyle dediğinde ne olduğunu gördük. Hayır, ben korkmadım. Korkarsam da kendimi korumayı bilirim herhalde. Ne, hala kapanmayacak mı? O konu kapanmadı mı hala? Ha? Kapanmayacak. Esra. Ah, hem ben sana kaç kere dedim oradaki camı açık bırakma diye. Ama dinleyen kim? Kafan yerinde değil ki. Ay sanki senin kafan yerinde. Kahve yapmasaydım görürdüm senin halini. Ya canım, ben gayet iyiydim. Bir şey yok. Of Ozan, lütfen tamam, sana artık bir laf yetiştiremeyeceğim. Yatıp uyumak istiyorum. Yorgunum zaten. Senin yüzünden az daha yakalanıyordum ya. Sen 3 kuruş borç ödeyeceksin diye Barış. Benim bütün planım suya düşüyor. Aç şunu. Bırak. Lan girdiğimizde deseydi keşke, evden bir bok çıkmadı. Bari laptopu falan alsaydım. Onda da heyecan yaptım anasını satayım. Of bak Rüya. Ne? Rüya bak, senin bana yardım etmen lazım. Senin bana yardım etmen lazım. Ben parayı veremezsem bunlar beni öldürür. Bunlar beni paket ederler ya. Vallahi işte orası beni hiç ilgilendirmez Barış. Ben yapacağımı yaptım. Tamam mı? Bu bir çaresi daha. Of, kim bu densiz ya gece gece? Ne var fakir, ne oldu? Niye geldin kapıma?
Ayşe evim burası. Sen de mi yerleşeceksin benim yanıma? Hadi yürü git yallah baş kapıya. Ay ne münasebet. Niye seninle yaşayacağım ya? Eko'nun eşyalarını getirdim. İnşallah Allah dirliğinizi, mutluluğunuzu bozmaz da uzun yıllar beraber yaşarsınız. Sus sus. Tövbe tövbe. Tövbe de tövbe. Hemen. Allah esirgesin. Hayır canım ne münasebet. Hem niye getiriyorsun ki o faydasızın ıvır zıvır boş boş şeylerini? Faydasız mı? Evet. Sen kendine bak be. Asıl sensin faydasız. Boş boş hiçbir işe yaramadan yaşayıp gidiyorsun. Anca oğluşunun paralarıyla hava at sen. Kızım ben bir kere ticaret dehasıyım. İstesen bu mahallenin tozunu attırırım. Niye gülüyorsun? Vallahi hiç gireceğim yok ya. Vallahi Allah razı olsun senden. Sen kim? Ticaret kim kızım ben? Ticaretin kitabını yazarım ben be kitabını. Geç kaldın geç. Ben onun yazalı çok oldu. Kapağını da hatta sana hediye ettim. Arada bir aç oku da belki bir şeyler öğrenirsin. Boş boş konuşma yürü git. Ne münasebet? Bağırma gece vakti. Yürü. Ne biçim şeyler diyor öyle. Allah Allah. Bunlar da iyice havalandılar ha. Burunlarını sürtmek lazım. O ne biçim laflar öyle? Yok yapamazsın, bir şey edemezsin, beceremezsin. Yok oğluşunun parası, yok bilmem. Densiz. Ne biçim cümleler onlar acaba? Uykumu da kaçırdı. Bakayım bir magazin, bir alavere, dalavere bir şey vardır illa. Önünde kuyruklar oluşan bu köfteci halkın büyük sevgisini kazandı. Ve herkes bu köfteleri konuşuyor. İstanbul'un çeşitli yerlerinden akın akın bu köfteleri yemeye geliyorlar. Köftecinin köftelerinin sırrı ise tam bir merak konusu oldu. Neyi? Allah Allah. Enteresan. Rüya. Of Barış ya yine ne var? Ne var? Dur. Nerede lan para? Abi sakin ol. Bak ben vallahi billahi verecektim abi parayı. Yemin ederim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ah! Ah! Barış! Vallahi dur abi bak yemin ederim halledeceğim. Vallahi billahi halledecektim abi. Kız var yanımda lütfen yapma bak dur. Dur abi al. Al abi geri kalanını vallahi vereceğim sana. Fena değil. Bu sana iki gün kazandırır unutma. İki gün. Hamuru aç. Hamur açın. Tamam burada hamur var. İki. Ha, nasıl açtım bunu? Elleriyle açtı böyle böyle. Tamam ya bir şey yok. Ha. Da yağ, yağ sür, ha düzleştir. Düzleştir tamam o da kolay, o da böyle böyle. Üç. Ha böyle yuvarlak yumurluk sür. Yuvarlak yuvarlak sür. Üç. Tamam sürdü ya şimdi yapacak. Ozan sen ne izliyorsun? Ne izleyeceğim ben? Bir şey izlemiyorum ya. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun? Sessiz sessiz durmuş bir de benim başımda. Bir şey yapmıyorum ben. Ay sen ne izliyorsun? Bir şey izlemiyorum. Hesap edin. Niye ya? Hesap vereceğim ben sana. Ne izliyorsam izliyorum. Bir şey izlemediğim de yok yani. Ne? Sen baya baya pizza yapım tarifi izliyordun. Ozan sen bu Efe'yi kıskanmıyorsan benim adım Esra değil. Ya neyini kıskanacağım ben Efe'nin? Ben bir şey izlemiyordum. İşte... Ya tamam izliyordum, pizza yapımı izliyordum ama Atlas'la evde biz beraber yan yana ve kaldığımızda yaparız diye izliyordum. Yoksa böyle öyle her şeyi kendine bağlama yani öyle. Ya bırak ya. Sen ilkokulda da böyleydin. Ne? Beni kıskandığını bir türlü kabul etmezdin. Ne ilkokulu ya? Ne diyorsun Esra? Ne ilkokulu? Nasıl ne diyorsun Esra? Hatırla bir Sinan vardı, sen onu da kıskanıyordun. Sinan? Silgin var mı? Bunu kullanabilirsin. Çok güzelmiş silgin. Eğer istersen sende kalabilir. Çok teşekkürler. Ya onun gözü sendeydi, o yüzden nasıl oldu? Gözü bendeydi ya? Çocuk bana kokulu silgi verdi. Ben de o silgiyi aldım diye sen delirmişsin. Tuhaf tuhaf hareketler yapmaya başlamıştın. Kokulu silgi falan değil Esra. Gözü sendeydi o yüzden. Öyle, o yüzden öyle yani. Başka ya bir şey... saçmalama. Tamam Ömer'i hatırla. Ömer'e ne diyorsun? Ömer kim ya? Nasıl Ömer kim? Sen üniversiteye gidiyordun.
Ömer lokantaya elinde çiçekle gelmişti. Sen yine delirmişsin, kıskançlık yapmışsın. Ya benim gözümün önünde çocuğa çelme takılıp düşürmüştün ya. Ya işe yaramaz herifin tekiydi o. İşe yaramaz. O yüzden yaptım ben onu. Yoksa başka bir şey değil, ondan yani. Ozancığım, kıskançsın işte yahu. Kabul et. Efe'yi kıskandığını kabul et. Efe? Sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ya ben neyini kıskanacağım Efe'nin? Yani ben... Efe'yle benim hiçbir işim yok. Olamaz da Efe'yi falan kıskandığım yok. Efe'yle hiçbir işin yok, olamaz. Yok tabii. Efe'yle bir derdin yok. Ya hiçbir şey yok. Tamam, ispat et. Ha? Bir derdin olmadığını, beni kıskanmadığını ispat et. Tamam, edeceğim. Bak, görürsün. Edeceğim bir derdim olmadığını. Neyse, tamam. Hadi daha işe gideceğiz Esra. Hadi hazırlanmamız lazım. Şirkete geçeceğiz. Hadi. Kıskanacakmışım Efe'yi. Kıskanç. Abi Selen'in durumu malum ama bu yeni ortak haberi gittikçe bir yükselme trendine soktu bizi tekrardan. Müşteriler de daha az aramaya başladı. Şu an fena durumda değiliz yani. Güzel, güzel ama bizim bir atılma ihtiyacımız var Musa. Yani insanlara bizim kim olduğumuzu hatırlatacak bir hamle yapmamız lazım. Çok mantıklı da nasıl bir hamle olacak abi bu? Ya bence bizim beraber çalışmamız lazım. Abi. Abi. Ne hamle diyordun, nasıl bir hamle olacak? Düşüneceğim ben onu Musa, düşüneceğim. Çok ünlü bir kadın giyim firması var, Seten. Biliyorsun değil mi? Ya biliyorum tabii ki Efe. Bilmez olur muyum? Çok kaliteli bir markadır o. Hah. Onun sahibinin oğlu Demir. Benim de üniversiteden çok yakın arkadaşım. Bir süredir de şirketin başına geçmiş. Ben de buraya ortak olduğumdan, yaptıklarımızdan falan bahsettim. Heyecanlandı. Hatta bu uygulamaya biz de dahil olabiliriz dedi. Ne diyorsun Efe? İnanmıyorum ya. Bu şu anda tam olarak bizim ihtiyacımız olan şey. Evet, evet. Yalnız biraz kafası karışık. Yani ikna edilmeye ihtiyacı var. Şöyle güzel bir sunum hazırlarsak... Belki onu etkileyebiliriz. Ne diyorsun? Ben hemen toplantı ayarlıyorum. Hatta pazarlama departmanına da haber veririm. Onların fikirlerini de konuşuruz. Onların karşısına çok iyi bir fikirle çıkacağız. Süper. Bu haber Ozan'ın da çok hoşuna gidecek. Ha Simin, departmanı toplar mısın? Toplantı yapacağız. Tamam. Ay Belçika'da kızları var ya şimdi bunların. Tamam bunları. Ama ondan sonra anlatmadın. Hayır işte bak, ha? Düğün için haber vermişler. Kız da gelmiş. Yakında. Bu ne Yalçın? Ne deli, neyin peşinde yine ya? Ruhum ben de anlamadım ki. Yakında burada, yakında burada ne yap? Ne ki? Anlamadım. Hani ne yapalım? Kuyumcu açabilir en fazla. Aa, geliyor. Bak geliyor. Aa geliyor tamam. Aa bak bak. Ne oldu Ertemler? Ne oldu? Niye ağzınızı ayırdınız öyle? Sinekler girecek. Dükkanda avlayacağınız sinekler girecek ağzınıza. Sen neyin peşindesin yine ya? Neyin hazırlığındasın? Sizin hazin sonunuzun hazırlığındayım. Ay şu anda o kadar mutluyum, o kadar keyfim yerinde ki. Yani böyle o kadar berbat, sefil ve fakir görünüyorsunuz ki. Çok mutluyum, çok keyfim yerinde. Hadi iyi günler. Yalçın, ne yapıyor? Dükkanı mı kundaklayacak acaba ya? Ya? Bana rakip bir şey mi açacak yoksa? Şuraları bir yere bana rakip açacak bu kesin. Ay ruhum saçmalama ya. Menemen bile yapamayan bir canı bu ya. Tutup bir de seninle bir rakip olacak. Yapma Allah aşkına gel. Dursun, ben niye kafama takıyorum ki? Hayır, ne yapabilirsin yani? Yumurta bile kıramıyor yani. Ne yapabilirsin? Ya soğan görünce soğandan korkuyorum. tavşan giyinmiş. Yani Ozan Bey, bu firmayı bizim uygulamamıza girmeye ikna edersek muhteşem bir atılım olur. Bence de çok iyi fikir. Bu beklediğimiz hamle bu olabilir patron. Öyle mi diyorsun Musa? Yani. Bu diyorsun yani. Yani. Hani güzel tabii, bakarız konuşuruz. Olur, konuşuruz var. Yani neyse ki firmanın başında Efe'nin arkadaşı var. O da büyük şans oldu. Aa. Ne kadar büyük bir şans. Evet, evet. Ben yarına ayarladım toplantıyı bu arada. Yalnız biraz ikna edilmeye ihtiyaçları var gibi. Yani orası kolay Efe'cim. O iş bende. Mesela şimdiden birkaç fikir geldi de benim aklıma. Aa, öyle mi? Ne güzel. Ne mesela? Şöyle. Mesela uygulamaya giriyorsunuz tatil rezervasyonu yapmak için. Sonra hiç uygulamadan çıkmadan neye ihtiyacınız varsa vakit kaybetmeden alıp gidiyorsunuz. Yani kim böyle pratik bir şeyin içinde olmak istemez ki? Mükemmel. Çok harika bir fikir değil mi? Değil pırıl pırıl yani, bir fikir. Değil bravo. Mi? Bravo. Bu kadar. Al işte. Çabuklar mı ya? Ben bu fikre katılmıyorum. Daha. Niye? Çünkü alışveriş kadınlar için böyle aradan çıkartılacak bir şey değildir.
Ya bir keyiftir, zevktir. Ben şöyle düşünüyorum. Firmayı uygulamamıza kattığımızda sanal bir mağaza haline getirelim. Yani insanlar böyle doyasıya alışveriş yapsınlar. Sanki gerçekten mağazadaymış gibi yaşasınlar o hissi istiyorum. Değil mi? Harika bir fikir bence ya. Aynen. Bence de harika bir fikir. Esra, aynı İngiltere'deki gibisin. Biliyor musunuz? İngiltere'de Esra böyle ortaya bir fikir atardı. Hepimiz fikrimizden cayardık. Öyle mi oluyordu gerçekten? Evet. Ben caymadım ama. Ben hala fikrimin arkasındayım. O zaman şöyle yapalım. Hı. İki fikri de müşteriye sunalım. Bırakalım onlar karar versinler. Ama ben baştan söyleyeyim. Ben Esra'nın fikri için çalışacağım. Olmaz. Neden? Neden Ozan? Neden olmasın? Olmaz çünkü yani iki kişiyle olmaz. Size bir ekip lazım, ekip çalışması gerekiyor. Yani birkaç kişi daha katılsın ekibi ancak öyle. Yalan mı Musa? Yalan kesinlikle, mı? Kesinlikle. Bence çok doğru söylüyor. Makul, makul. Yani öyle. Tamam mı o zaman? Yani ekip olarak çalışırız. Ve mektupta kimler var? Ben sizin ekibinizdenim. Ben de sizdeyim. O zaman biz de böyle olduk. Tamam, iyi, güzel. Hadi bakalım, madem öyle herkes odalarına çalışmaya başlasın. Musa, Eko. Patron. Ben de toplantı notlarını atayım hemen size. İyi olan kazansın. İyi olan kazansın. Gördüğün gibi gayet medeni bir insanım ben Esra. Onu görmedim. Bakacaksın. Esra! Sen gel vazgeç istersen bu işten. Nasıl olsa benim karşımda bir şansın da yok. Oğlumun annesinin üzülmesini isterim. Bence sen vazgeç Ozan ya. Sonuçta ben kazanacağım. Hı. Benim fikrim kazanacak. Yani şirkette birazcık karizmam var. Çizilsin istemem. Madem bu kadar güveniyorsun kendine, bir iddiasına girelim. Nesine? Kaybeden, kazanan ne istiyorsa onu yapacak. Nasıl yani? Her istediğini mi? Hı hı. Ne oldu, korktun mu? Korktuksan vazgeç. Yok. Tamam. Ne? Evet arkadaşlar. Musa, burada gördüğün dosyaları diğer dosyalara aktarmamız lazım. Onu şu an tablette yapamam abi. Ben odama gidip bir laptopumu alayım geleyim. Hı. Bir sorum vardı. Nedir? Zincir oteller için hazırladığımız projede bir problem çıktı. Bir bakayım ben. Anladım. Şöyle yapalım. Bunu sen bana mail at. Ben düzelteyim, tekrar size atayım, öyle sunalım. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şey, sabah istediğiniz araştırma sonuçlarını getirmiştim ben. Buraya bırakayım mı? Bırak, tamam. Çok sağ ol. Ne demek, rica ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu ne ya? Anne bu ne ya Allah aşkına? Soğan doğruyorum. Yalnız Elif, ya şu Eko'dan ilk ve tek bence de son kez öğrendiğim bir şey var ki... o da güvenli soğan doğrama tekniği. Bak, kupkuru.
Hiç yaş maş yok bak. Yok, sen onu şu an olarak algıladın ama ben onu genel olarak sormuştum anneciğim. Genel olarak ne yapıyorsun? Kocaman pankart astırmışsın sen dışarı. Bana yolladın beni. 20 tane ekmek aldırdın ya. Allah aşkına şu ekmeklere bak. Domates, marul, maydanoz. Anne sen sabah da söylemedin. Ne yapıyorsun? Hazır mısın? Ticarete atılıyorum. Ticaret? Hı hı. Şahsi ticari imparatorluğumun ilk adımlarını atıyorum. Ha bu kadar ekmek falan da mı onun içinde? Kız! Maşallah ne oldu sana öyle? Aklın açıldı bir anda, soğuk havalar iyi geldi değil mi ana? Hadi hadi yine iyisin, seni de ekmekçi müdür yapacağım. Ha, atadım. Atadın sen beni. Atadım. Çok sağ ol anneciğim, çok sağ ol. Sen ona hobi gözüyle bakıyor olsan da ben çoktan müzik hocası olarak atandım ya. Benim bir işim var yani, ben çalışıyorum ya. Aklını kullan. Doremi fasolden daha çok para kazanırsın benim yanımda, aklımı kullan. Anne, Allah aşkına söylesene neyin peşindesin, ne bu ticaret şimdi? Yapamazsın dediler, yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yazıyor dışarıda? Yakında. Yakında? Burada. Oyalama beni. Esra Hanım, bunlar stok görsellerimiz. Eğer okeylerseniz dosyaya ekliyorum. Tamamdır. Arkadaşlar bakın sunum gerçekten çok önemli. Yani hiçbir eksik kalmamalı. Sorulacak her sorunun mutlaka cevabını vermeliyiz. Aynen öyle. Biz ne kadar hazırlıklı olursak onlar da bize o kadar güvenirler. Tabii. O zaman ben de gidip grafikerlerimize sanal mağazanın görsellerini hazırlatayım. Biz çalışırken hallolur. İsmim bir saniye. Önce bir müşteri profilini inceleyelim. Bakalım genel eğilimleri neymiş. Yani seçeceğimiz renk de o bile çok önemli. Kesinlikle. Tamam. Onları da ekliyorum o zaman hemen. Bir dakika. Ben sloganı buldum galiba. Neymiş? Hadi. Mağazan telefonunda, alışverişin ev konforunda. Ev konforunda. Söylesenize nasıl geliyor? Mağazan telefonunda, alışveriş ev konforunda. Gayet güzel. Çok akılda kalıcı. Evet. Mağazan telefonunda, alışveriş ev konforunda. Bir mağazan telefonunda, alışverişin ev konforunda. Abi gelirken Esra'ların odayı gördüm. Bunlar bayağı harıl harıl çalışıyorlar ve Esra ile Efe böyle çak falan yaptı birbirine. Ya başka? Başka ne yapıyorlardı Musa? Ya başka bir şey yok abi işte, sadece çak yaptılar ama yani bayağı sıkı çalışıyorlar. Yani çalışıyorlarsa çalışıyorlar. Yani sonuçta bizim akşam yarım saatlik çalışmamıza bakar bu iş. O yüzden siz rahat olun, bu iş bizde. Hiç. De ama yani ne buldular acaba? En azından onu öğrenseydik. Ne buldularsa buldular Musa. Tamam. Ya bizim burada yapacak daha bir sürü gerçek işimiz var. Hadi bakalım herkes kendi işinin başına. Ben geçiyorum. Ekrem, hop. Sen bir dur. Sen yine de Esra ile bir konuş bakalım. Bunlar nasıl bir sunum hazırlıyorlar? Yani böyle müşteriye abuk sabuk bir şey sunmasınlar. Hı. Beni temsil ediyorlar değil mi? Sonuçta işin ucunda rezil olmak da var. Ya işte sorumluluk sahibi CEO böyle olur. Tamam o işler bende, ben ayrı. Yalnız böyle direkt olarak sorma. Daha çok böyle ağız aramak. Ya aşk olsun ben işte ya. Ben dekoder gibi adamım. Anında çözerim ben o işleri. Ben de o iş. Güveniyorum sana. Değerli Beşleşmeler halkı. Gün mahallemizin kurtuluş günüdür. Daha iyisini istediniz. En iyisini getirdim. Artık Menekşe ev yemeklerine muhtaç değilsiniz. Köfte ekmekte yeni bir soluk, yeni bir heyecan. Yok artık ya, yok artık ya. Kız ne yapıyor dangur dungur? Ne bileyim, deli deli bir şeyler kovalıyor. Zümrüt'ün altın köfteleri nedir ya? Hayır, hayır. Ya bunun tostundan ne hayır gördü ki, köfte ekmeğini yiyelim. Şişt, Zümrüt, hadi çek arabanı, boş yapma, çek. Sen konuşma, sus bıyık. En sevgili, değerli Beşleşmeler halkı sakinlerim. Açılışa özel ilk bir saat bütün köfte ekmekler bedava. Bana bak, hadi pankartını astın, şovunu yaptın. Bekleme yapma, yasak. Yasak, git buradan.
Ne oldu, korktun mu? Ya niye korkacaksın be? Sen kim köfte ekmek yapmak gibi? Verme insanları, vallahi zehirlenirler. Hastanelik olurlar. Karakollara düşersin kız. Yemeyin. Yemeyin, zehirlenirsiniz. Ateşinden kıvrım kıvrım kıvrananlar mahalleyi terk etsin. Yemeyin. Yemeyin. Gün lezzet tufanı günüdür. Yiyin. Bir yer bir daha yesin. Yakın yiyeceğiz hızlı hızlı. Gözün, yemeyin, zehirlenirsin. Ölürsünüz. Kardeşim, Zümrüt'ün köftesi yenir mi ya? Zehirlenirsiniz. Felç olursunuz yatakta. Din, ya sen de mezardan baban çıksa onu yiyeceksin yerim ben ya. Kız çok güzel olmuş. Ne var? Soğanlı soğansız fark etmez. Zümrüt korkulan etmez. Yiyin. Yalnız bir şey diyeyim mi? Yemek için yemekleri çok yer. Bu dolmayı annem kadar iyi yapıyor. Müthiş. Bugün çok güzel. Makarna çok lezzetli değil mi ya? Aa, siz de mi buradaydınız ya? Tesadüfe bak. Ben de şöyle oturayım bari. Oturunca da kalkılmaz tabii. Ne olur, beraber yeriz ya. Ne olacak? Afiyet olsun. Sağ olun, size de. Şey diyeceğim. Ne oldu, ne yaptınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Var mı plan milan? Geldi mi aklınıza bir şeyler? Bulduk biz fikir. Aa. Vallahi güzel bir iki düşünce geldi. Ama şimdi sana söyleyemeyiz. Olmaz. Ay hiç bakmayın öyle, söylemeyeceğim. Ama bir şey diyeceğim, abim. Evet. Abim sonuçta, bir şey olmaz. Yani? Vallahi bak, ağzını açıp tek bir şey söylemez gitmiş. Ben güvenilirlikte bir dünya markasıyım çocuklar ya. Yani söyleyebilirsin tabii. Dinliyorum. Neymiş? Bakın abi. Şimdi bu kuracağımız sanal mağazanın içine uygulamadaki diğer mağazalardan da reklam almak istiyoruz. Sanal mağazanın içine uygulamalardan reklam ve... Nasıl fikir? Çok iyi. Aşırı iyi fikir. Dedim ben size. Vallahi çok süper fikir. Başka bir şey yok mu? Bu kadar mı? Ya abi sabahtan beri ancak bunu bulabildik ya. Ne yapalım, yok. Sizde varmış lan. Bizde şimdi. Tamam o zaman, afiyet olsun. Ben de gideyim de şey yapayım. Abim nereye? Yemedi yemeğini. Şey ya. Yukarıda yerim ya. Yukarıda yerim. Zamandan kazanalım. Zaman çok mühim. Zaman aşırı önemli. Siz de biraz çalışın yani. Biz bayağı ilerleyiz. Evet, görüşürüz. Hadi Esra abi. Çok finansın. Köstebek. Var ya, Ozan bizim aramıza köstebek sokmaya çalışıyorsa kesinlikle bizden korkuyor demektir. Biz köstebek. Bir şey diyeceğim. Hadi bırakın gidelim ya. Bize gidelim, biz de çalışalım. Gerçekten ya, yoksa hiç bizi rahat bırakmayacaklar. Efe'yi de ararız yolda. İyi, tamam. Güzel. Yani biraz detaylandıracağız ama onu. Olur onlar. Olur. Aha, ben de size geliyordum. Hah, misyon başarıyla tamamlandı. Esra'dan bütün bilgileri aldım. Ne diyorlar, ne düşünmüşler? Ya bu sanal mağaza var ya, ha? Oraya başka bir mağazadan reklam alacaklarmış. Olay bu, planları bu. Bunu mu düşünmüşler ya? Ha, öyle söyleyeyim. Ya adam kendi mağazasına başka mağazadan niye reklam alsın Eko? Vallahi ben artık bilmem oralarını, bilmiyorum. Ben... Vallahi işim bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Sağ ol. Ya ben sonuçta güçlünün yanında olmayı kendine misyon edinmiş bir adamım ya. İyi günler diyorum. Kolay gelsin. Eko. Patron. Abi yine de biraz çalışsak mı? Hiç bakmadık ya. Musa, duymadın mı fikirlerini? Gel, yarım saat yeter bize. Gel. Sakin. Pardon. Bir sürü köfte var. Aman neymesin. Kusura bakmayın, biraz geç kaldım ama sıcak. Buyurun. Afiyet olsun. Nasıl hallettim işi ya ama. Efendim karıcığım? Alo, Eko. Şey yakalabilir miyim? Veriyorum abi hemen. Şişeyim, sen maça falan mı gittin? Ne o sesler ya? Eko, buraya gelmen lazım. Acil mahallede çok garip şeyler oluyor. Sana ihtiyacım var. Ama yani her yere de ben yetişemem ki Çiçeğim ya. Eko mahalleye gel, Eko şirkete gel. Vallahi herkesin bana ihtiyacı var. Yoruldum gibi biraz. Bana yetiş Eko. Bir saniye veriyorum. Bana yetiş, yoksa bu insanlar minibüsü yiyecek burada. Ne minibüsü ya? Ya aşkım, gelince görürsün. Hadi gel. Aa, niyet açma vallahi ya. Hırsız. Hırsız çaldı müşterilerimi, görüyor musun? Aa, ruhum üzülme. Zümrüt'ün köftesinden ne olacak? Bir eleştir gelir geçer. Ben kendi müşterilerime inanamıyorum. Hani bana sadıktılar? Hani benim dükkanımdan başka bir yerde yemeyeceklerdi? Görüyor musun? Bir dakikada sattılar beni. Ya ruhum, şimdi bu bir saat bedava ya. En fazla bir saat sürer. Hani bilemedin, bir gün sürer. Ondan sonra gör bak, ertesi gün tıpış tıpış bizim dükkana gelirler. Aman. Çay getireceğim. Sinirlenme. Kız. Bak.
Melek mi? Kız, lezzet şöleni. Sana da getireyim dedim, korkmuştur ha. Şaşırmışsın sen ya. Vallahi Allah şaşırtmış seni. Ya al götür şunu gözümün önünden ya. Benim zehirlenmeye niyetim yok. Ne zehir be? Mis gibi et. Al kız kırtıkla. Çok güzel. Ya ısrar etmesene. İstemiyorum. Kim bilir neler koydu onun içine o. Neyse ben bırakayım da belki yersiniz. Çok güzel kokuyor. Al kız. Hadi görüşürüz. Ruhum, sanki güzel koktu ha. Yalçın, vallahi aklından bile geçireyim deme. Ya sen hep yanlış anlıyorsun ya. Ben onu mu kastettim? Sus artık. Ya bir, hani bir deneyelim, bir kalite kontrol, test amaç. Bak hala konuşuyor ya, sus. Tamam, tamam, tamam. Tamam ya. Avansı alabildin mi? Anladım, anladım anneciğim. De şu an yapabileceğim bir şey yok. Yani maaş almama daha çok var ya. Hani öyle hemen de para isteyemem ki yani. Maaşımı alayım ben zaten hemen yatırırım faturaları. Ya da birinden borç buluruz, ne yapalım? Tamam. Tamam, üzme sen canını güzel annem. Hadi gencik konuşuruz, hadi öptüm. Rüya? Ozan Bey. Ne oluyor, bir problem mi var? Yok yok, hiçbir problem yok, her şey yolunda. Rüya, duydum konuştuklarını, ne oluyor? Ya birikmiş doğalgaz faturaları vardı da gelip kesmişler. Annem de onu söylüyordu. Anladım. Ben şimdi muhasebeyle konuşurum, sana ilk maaşını avans olarak yatırsınlar. Ay çok teşekkür ederim Ozan Bey, çok sağ olun. Mahcup oldum vallahi size. Yo yo, yalnız bir daha böyle bir şey olduğunda lütfen bana baştan söyle. Tamam. Pınar'a da söyle beni arasın, ben çıkıyorum. Tamam. Koş Kemal abinden bir tane kayış al. Tamam abi. Hadi. Çabuk ol ha! Rüya? Hallediyorum. Akşam mahallede buluşalım. Eyvallah. Eyvallah. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Görüyor musun kasap yiyeceğim? Kaçıncı kez giriyor sıraya? Ben kaç kez alışveriş yaptım senden? Kaç kilo kıyma çektirdim? Kaç tane bonfile pirzola aldım parasını saya saya? Nankörler. Görüyorum bunu. Hepsini görüyorum birer birer. El ele bak bak bak. Şu berber Hüseyin'e bak bak. Utanmasa parmaklarını yiyecek. Hainler. Yalçın. Şimdi böyle bir mantıklı düşündüm de şey mi diyorum acaba? Birer ısırık alsak mı yani? Test amaçlı yani. Başka test amaçlı. Muhakkak ruhum. Yani neyle karşı karşıya kaldığımızı bir bilelim. Evet. Bu muammayı çözsek çözsek ancak biz çözeriz. Evet. İçeride. Hı hı. Gözü üstümüzde gizli. Hı hı. Sakla. Çok güzel. Bir sakla. Müsaadenle ben bir ısırık daha alabilir miyim? Anlayamadım da tam olarak. Yalçın, nasıl olur böyle, böyle bir şey ya? Çok güzel, çok güzel. Evet ruhum. Bastım sizi köfte orlar. Ne yapıyordunuz ya? Gizli gizli. Kim bu ekmekleri hangi terbiyesizden siz ısırıp ısırıp koymuş bırakmış benim dükkanımda? Hadi oradan bir yemezler. Aa,
Yemiyorlar da. Baktım da şöyle dükkanına, menekşe bomboş. Nerede senin müşterilerin? Ha? Kaldığınız böyle yapıyorsunuz. Bu karın bana neler dedi biliyor musun? Faydasız dedi, başarısız dedi, hiçbir şey beceremez. Ne oldu? Gördün mü? Ne oldu? Yalvaracaksınız ikinizi birden. Zümrüt ne olur bu dükkanı al diye. Tamam tamam alacağım alacağım. Bıyık. Seni patates yaparım yalnız, itiraz yok. Sen de ayran dağıtırsın. Hadi be, yürü git işine. Bu köfteleri senin yapmış olmana imkan yok bir kere. Sen kimi kandırıyorsun? Kimi? Benim yapamayacağım tek şey henüz yapmadıklarımdır. Zümrüt Korfalıyım ben. Bir dünya markası. Onlar da yiyin ya günah. Günah günah, arkanızdan ağlar günah. Yarım yarım bırakmayın onları. Ben size yine yaparım. Protein girsin bünyenize. Ya Allah Allah, ben aklım almıyor Yalçın. Yani menemen, ya bırak menemeni, yumurta kıramayan kadın bu köfteleri yapmış olamaz. Heh, görselleri yolladı grafikerler. Hmm. Dur bakalım. Bakayım. Hmm. Oo, ben çok beğendim. Bir şey diyeyim mi, gerçekten harika olmuş. Arkadaşlar biz yarınki sunuma hazırız. Bu arada Efe Bey, siz bu bizde işini biliyorsunuz, harika olmuş. Afiyet olsun Ademciğim. Ya Efe gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun Esra. Evet. Yolculuğumuzun son durağına gelmiş bulunmaktayız Atlas Bey. Buyurun bakalım. Ev ne kadar güzel kokuyor değil mi? Annen ne yaptı acaba? Annen ne yaptı acaba? Gel bakalım. Hı, bana mail atsana. Atıyorum. Afiyet olsun Esra. Anne. Aa, siz mi geldiniz? Anne. Hoş geldin bebeğim. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin benim yakışıklı oğlum. Aa, Atlas. Ay eski dostum, kocaman olmuşsun sen ya. Kocaman olmuşsun, çak bakalım. Of, elim acıdı, bir daha çak. Oo, sen çok güçlenmişsin ya, çok büyümüşsün. Ben siz tanışıyorsunuz tabii İngiltere'den. Değil mi? Evet, biz... Parkta çok oynardık İngiltere'de. Ya oynamışsın. Ne yapıyorsunuz, çalışıyor musunuz? Evet, evde çalışmaya karar verdik. Efe de pizza yapmayı teklif edince. Ha pizza? Ben de pizza yemek istiyorum. Oğlum az önce dedim ya, ben sana arabada aç mısın dedim. Hayır baba dedin, şimdi dedin, demin dedin ya. Atlas. Şimdi açım. Evet o zaman ben senin için uçan pizzalar yaptım. Geliyor. Isır bakalım, ısır, 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 ısır. Aferin Atlas'a ya. Aferin ya sana. Ya tabii oğlum ye. Hepsini ye. Paşam ye. Hepsini ye, pizzayı. Aç değilim ya. Çok acı ama elim ya. Çok ne yapıyorsunuz? Ne yaptınız, buldunuz mu bir şey? Vallahi bulduk Kuzancığım ama sen ne yaptığımızı yarın sunumda öğrenirsin. Şimdi rakibiz ya sonuçta. Ha, bana da sürpriz olsun diyorsun. Yani. Atlas. Gel oğlum, hadi biz içeride takılalım sen de, gel. Hayır. Atlasçığım bak şimdi annenler burada harıl harıl çalışıyorlar. Hadi gel biz içeride oynayalım sen de oğlum. Hadi gel. Hayır, burada kalmak istiyorlar. Boş ver ya şimdi. Pizza yiyor çocuk. Ha, boş vereyim ben onu. Boş vereyim. Tamam o zaman şey, siz şey yapın, çalışın. Harıl harıl. Ben içerideyim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun Ozan Bey. Sağ olun Ozan Bey. O zaman geliyor. Bak. Adama bak ya, adama bak. Benim mutfağıma girip benim mutfağımda pizza yapıyor bir de. Adama bak ya. Ozan, aç gelmişsindir. Bak sana pizza getirdim. Al sıcak sıcak ye. Afiyet olsun. İstemiyorum Esra, istemiyorum. Al şunu, al çek şunu gözümün önünden. İstemiyorum ya, aç değilim ben. Akşam yemeği de yapmadım ben sana. Sen şimdi işten hep aç gelirsin. Çok da lezzetli olmuş. Ye istersen hemen. İstemiyorum Esra, istemiyorum. Aç değilim ben ya, zorlama. Allah Allah. Ozan, senin şu yaptığını Atlas bile yapmaz. Küçücük çocuk yapmaz. Bir de kıskanmıyorum diyorsun. Kıskanmıyorum tabii. Neyle kıskanacağım ben onu ya? Neyle kıskanacağım? Bak adam benim mutfağıma kadar gelmiş. Adam benim mutfağıma kadar gelmiş. Pizza yapmış. İçeride benim çocuğuma güzel güzel yediriyor. Ben ne yapıyorum? Bütün iyi niyetimle iyi çalışmalar deyip mutfağa geliyorum. Ben daha ne kadar medeni olabilirim ya? Ben daha ne kadar medeni olabilirim ben? Bölüyorum ama Atlas peçete istedi. Ha? Tabii Efe'cim, ben vereyim sana peçete. Ah bol bol peçete sana. Teşekkürler. Ya eviniz çok güzelmiş. Güle güle oturun. Ha? Öyle mi? Tabii. Karımın zevki. Değil mi hayatım? Ya, teşekkür ederim hayatım ama o süreçte sen de bana çok yardımcı olmuştun, unutma.
Bu arada ben her şeyi biliyorum. Yani benim önümde de böyle davranmanıza gerek yok. Neyi biliyorsun? Hilmi amcam bana her şeyi anlattı. Aslında birbirinize aşık olmadığınızı, Atlas için beraber olduğunuzu falan ben biliyorum. Ama rahat olun. Kimseye bir şey söylemem. Aramızda kalır. Yani gerçekten kimseye söylemezsen iyi olur. Biz çalışmaya devam edelim. Gel. Ben öğrenmemesi gereken adam öğrenmiş ya. Bravo Hilmi Bey, sana da bravo. Sana da bravo. 4440, 4460, 4480, 90. Harika para. Çok iyi. Burada bozukluklar da var. Ya onları şey, onları 50 lira ekledik de tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Zümrüt anneciğim, artık bir tane öpeyim. Vallahi olay bir müşteri. Git oradan be. Delimine. Pis pis öpecekmiş bir de. Ya köfte imparatorluğumuzun temelini atmış bulunmaktayız ya. Vallahi. He? Ananı da babanı da böyle bitireceğim işte. Zümrüt Korfalı'yı hafife almak neymiş görecekler onlar. Yapamazsın dediler bana. Ne münasebet. Yaptım işte bak, gördün mü? Vallahi Zümrüt anneciğim, annem diye söylemiyorum, yapar. Yani öyle hafife alma huyları vardı yani. Beni de hafife alıyor. Genelde beni de hafife alıyor. Ya siz ikiniz öyle orada baş başa verdiniz. Ne saçmalıyorsunuz ya? Bırakın da insanlar da ekmek yesin. Ya bu ne kadar sıkıcı bir insan oldu ya. Böyle iyilik meleği gibi, böyle insan gibi bir şey oldu. Böyle istiyor ki herkes el ele tutuşsun, dans etsin. Böyle bir bayram sevinci olsun. Kızım nerede yaşıyorsun sen, ha? Nerede yaşıyorsun? Polonya'da mı yaşıyorsun? Sevgi kelebeğim ya. Şimdi şöyle oluyor. Ben şirketten affımı istiyorum. Hmm. Affımı istiyorum ve açacağımız yeni şubelerle İstanbul'a imparatorluğumuzu yayıyoruz. Doğru, haklı. Güzel fikir. Bak zeka barındırıyor. Çünkü neden? Bizim adama ihtiyacımız var. Biz o kadar... Ne dedim ben? Ne yapıyorsun? Adam mı dedim, ne dedim? Ya kızım niye uyarmıyorsun? Ben bu faydalısa nasıl adam derim? Anne ya. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Anne, sen her gün her gün bu köfteleri nasıl yetiştireceksin? Hayır, sen çalışmayı da sevmezsin ki. Ben daha bugünü anlamadım ya. Sen bugünü nasıl başardın, ben henüz onu anlayabilmiş değilim. Ya kızım sen neyi anlayabildin ki zaten? Sen boş ver, o tokmak kafanı çalıştırmaya gerek yok. Diyorsun. Üzümü ye, bağını sorma. Menekşeyi bitirene kadar Zümrüt Korfalı'ya durmak yok. Birazcık üzüm. Şöyle bir tane çekeyim. Çımarmayın, öyle yalaş hareketler yok. Alo. Hah Zeyno, ne haber ya? Vallahi çok iyiyim. Musa'yla orayı düzelttik. Şu dünyanın en uzun nişanlık rekorunu kırmadan da işleri birazcık hızlandıralım dedik. İyi iyi, çok sevindim. Ay sen bir de bana sor kızım ya. Sen ne yaptın? Ben de ne yapayım ya? Bizim ekip geldi bugün. Beraber çalıştık falan. Bir organizasyon var da ekiplere ayrıldık. Onun için uğraşıyoruz. Ha Musa söyledi. Efe de sizin gruptaymış. Ya Zeyno. Ozan Efe'yi bir kıskanıyor, görmem lazım. Hayır, bir de bunu kabul etmiyor şapşal. Yok kıskanmıyorum falan diyor ama ya nasıl tuhaf tuhaf davranıyor anlatamam yani gerçekten. Ozan'ın senin kıskanması birazcık hoşuna gidiyor olabilir mi acaba? Olamaz Zeyno. Hoşuma gitmiyor çünkü. O Leyla'yla yemeğe çıktı ya, ben ondan beklentilerimi sıfırladım. Beklentim falan kalmadı. Ben onu yenmek istiyorum sadece. Onun o kibrini yenmek istiyorum. Onu böyle al aşağı etmek istiyorum. Onun o kibrini alıp paramparça atıp dışarı fırlatmak istiyorum. Yani Musa'yı da... Akşam bir yarım saat çalışsam yeter demiş yani. Başka bir hazırlık yapmamış. Ne? Yarım saat çalışsam yeter mi demiş ya? Bak işte boşuna kibirli demiyorum ben bunu. Ha bir dakika. Demek ki daha çalışamamışlar. Var ya ona yarım saat değil, 5 dakika bile vermeyeceğim ben. Görür o gününü. Evet. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Babanın yanına gidiyoruz. Ve babacığım bu gece beni sen uyutur musun diyoruz, tamam mı? Tamam mı annem? Tamam. Benim akıllı yavrum, benim fındığım, benim bebeğim. Anne senin kurtarıcısı. Hadi koş bakayım babaya. Baba beni sen uyut diye bağır. Tamam hadi koş. Ortak. Oğlum. Ne oldu? Beni bu akşam sen de uyutur musun? Uyuturum tabii ki oğlum. Uyuturum tabii ki. Yani ben çalışacaktım ama sonra çalışırım artık. Tabii ki uyuturum. Uyutmaz olur muyum? Hadi gel bakalım. Yani sonuçta oğlum
Beni seçmiş bu akşam için. Yarın müşterinin benim fikrimi seçecek. Hadi Ozan'cığım, hadi bak çocuğun uykusu geldi. Hadi. Hadi bakalım. Anneciğim, iyi geceler. Oh. Mis kokulum benim. Hadi bakalım. Önce dişleri fırçalıyoruz. Değil mi? Önce dişler fırçalanıyor. Yarım saatte bitirmiş de. Görürsün sen yarım saat. Ha, ha, çayını da getirdim evlat. Afiyet olsun. Bak, çay. Ay, 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 ay. Bana. Ha? Anlat bakalım günün nasıl geçti? Yoruldun mu evladım? Günüm gün gibi gün baba. Sağ ol ama teşekkür ederim. İyiyim yani. Sen nasılsın? Annem! Ne oldu? Canım oğlum, canım oğlum. Bak en sevdiği tatlı daha yaptım. Kadayıfı yani. Yok, kurban olurum. Ye. Tatlı bana yaptın. Ben çok şaşırıyorum şu an ya. Oğlum! Al bakayım, bırak onları. Al bakayım şu kumandayı sen bakayım. Al bakayım. Al. Aç bakalım bir kanal şöyle. Aç. Sen seversin altılı ganyan bir maç, futbol maçı falan. Ha? Hadi altılı. Bakalım. Ben ölecek miyim? Allah. Öleceğim mi ben? Hayat. 3 ay. Kaç ay kaldı ya? Doğru söyleyin. Ne olur vallahi öleceğim mi? Ben korkuyorum ya. O bülbül ağzın neler söylüyor yavrum ya? Saçma sapan. Al gecinden versin. Allah korusun annem. Annem mi? Annem mi bu? Bu annem değil. Babam. Sen de mi babam mı değilsiniz? Kimsiniz siz? Ne yaptınız anneme benim babama ya? O ne demek? Ceylan gözlüm. Ceylan gözlüm diyor bana. Ceylan gözlüm diyor. Ya siz daha düne kadar beni evden atmak için 40 takla attınız. Ne oldu şimdi biri kadayıf veriyor? Kumanda, kumanda bende. Vallahi anlamıyorum sizi. Annem, annem kurban olurum. Yavrum sen şey yap. Söyle bakalım bu... Zümrüt ne haltlar çeviriyor annem söyle. Ha köstebekçilik yine değil mi? Ya bende de bir köstebek tipi var baba ya. Hadi tabii turuva atayım ha. Herkes bana yanaşıyor vallahi. Annem bana bak. Bana bak şu güzel gözlerini göreyim bana bak. Bak söyle annem vallahi bak. Analık hakkımı helal etmem. Heh yine girildi. Helallik sularına girildi yine de ben bir şey bilmiyorum ki. Vallahi bilmiyorum. Benim bildiğim bir yani köfte var. Köfte de 10 numara böyle adeta bir lezzet deryası bir köfte. Para da sağlam. Pardon ama vallahi başka bilgi yok bende. Hmm. O kadar mı yani? Vallahi o kadar ya bir şey bildiğim yok ya. E tamam kalk o zaman kalk. Kalk hadi kalk. Hadi bırak şu tatlıyı da kalk. Git benim çayımı tazele soğumuş bu. Meyve falan hazırla hadi bir işe yarar kalk. Tamam. Hala duruyor. Ya insan bir yılların aslında biraz uzatır şu senaryoyu. Al şu telefonda hadi. Ya bir şey ya. Kesin bir şeyler dönüyor. Bu kadın bu köfteleri kendi başına yapıyor olamaz. Olamaz. Mallar hazır mı? Baba daha bu sabah aldı kaç kilo cenazem var diye. Şimdi ne var? Şey var şimdi. Alt komşumun kızı doğum yaptı da gelen giden oluyor tabii. İkram işi. Sana ne be? Hesap vereceğim sana. Ver malları. Peki abla peki. Gözünüz hadi. Tamam boş konuşma hadi. İyi güzel. İyi. Ver. Buyur abla. Bu da benim göz hakkım. Hayda. Hadi bakalım. Ozan. Ozancığım. Ozancığım. Hı hı. Bir konuda yardımına ihtiyacım var da... ...benim başucumdaki lamba bozuldu, onu tamir edebilir misin diyecektim. Ama ben de çalışıyorum ya Esra'cığım, yarın hallederim. Hay Allah. Yani ben de kitap okumadan uyuyamıyorum şimdi. Hayır, ben tamir edeyim diyeceğim de o konularda pek becerikli değilim. Yani sen tamir konularında çok iyisin. Yani her konuda iyisin. Doğruya doğru. Neyse. Yani madem öyle ufak bir sorun, bir göster bakalım. Bir bakayım ben de. Olur.
Hadi bakalım. İşte bu kadar. Tamamdır. Ozan, çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Benim hayatımı kurtardın. Ya sen ne kadar güçlüsün ya. Ne güzel hallettin bu işi hemen böyle. Bunun çok güçle bir alakası yok. Bu böyle bir yetenek gibi bir şey yani. Bana bak, sen bir şey çevirmiyorsun ama, değil mi? Aa, ne çevireceğim ya? İyi bir şey dedim sana Ozan. Ne var bunda? Yardım ettin, teşekkür ettim işte. Yani işte elimden de biraz geliyor sonuçta. Neyse, artık rahat rahat uyursun. Hadi. Uyumam. Uyuyamam. Niye? Uyuyamam. Akıyor, damlatıyor. Lavabo damlatıyor Ozan. Uyuyamam, o beni rahatsız eder böyle şıp 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 diye damlıyor şimdi. Uyku girmez gözüme, için işkencesi gibi oldu bak. Duyuyor musun şıp? Vallahi uyuyamam. Ya tamam. Tamam da Esra, yani bu geceyi mi buldu? Ya benim çalışmam lazım aşağıda. Ya tam şu an mı bütün ev işleri? Şu an mı oldu? Ne yapayım? Ben nereden bileyim böyle olacağını? Sana tamir et diyeceksin tabii ama senin de çalışman lazım. Haklısın. Ya ben de nöbetçi bir tesisatçı alırım. O şey yapar, halleder. Tamam. Tamam. Ona da tamam. Hangi lavabo göster. Tamam. Tamir edeceğim. Tamam. Elimden de her iş geliyor. Ne kadar da Allah'ım ya, kendini beğenmiş. Barış. Ne yaptın? Al. Ne bu? Maaşım, avans verdiler ha. Ya şaka yapıyorsun. Allah kralsın, bir tanesin ya. Çok sağ ol. Yani yetmeyebilir ama artık bul bir çaresini. Ya tamam tamam, biliyorum. Ben de bir yerden buldum para ama yine de biraz açığım var. Onu da bir şekilde halletmeye çalışacağım artık. İyi, tamam. Sana ne oldu böyle? Surat beş karış. Anlat bakayım. Ya bana değil. Şu Efe denen herif geldiğinden beri Ozan'a bir şey oldu. Gözü Esra'dan başkasını görmüyor. E hani bunlar gerçek çift değillerdi? Ay keşke gerçek bir çift olsalardı. Vallahi işim daha kolay olurdu. Bunlar da bir şeyler yarım kalmış. Ya böyle liseli aşıklar gibi kıskanıyor Esra'yı ya, delireceğim. Sen ne yapacaksın şimdi bu durumda? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama düşüneceğim. Tamam oldu, hallettim. Akıtmıyor artık, oldu mu? Tamam mı, bitti mi? Süpersin ya, ellerine sağlık. Peki başka yapmamı istediğiniz bir şey var mı Esra Hanım? Mesela ne bileyim, çıkıp çatıyı falan tamir etmemi ister misiniz? Ha? Ozan çok şakacısın. Gel bak otur, filmin en güzel yeri. Ah. Ya bu benim en sevdiğim. Aa doğru ya, en sevdiğim filmdi senin. Nasıl denk geldi? Ya sen şimdi yoruldun ya, sana ben çay da yaptım. İçer misin? İçerim. Afiyet olsun. Ne koydun ya sen bunun içine? Ne oldu? Papatya falan. Kış çayı yaptım. Beğenmedin mi? Aha, çok güzel. Daha var bu arada. Ozan efendi ha. Bir de yarım saatte halledermiş. Bu iş bu kadar Ozan efendi. Bakalım. İşte bu kadar. Üstünü örteyim de donla. Senin bu yaptığına resmen komplo derler Esra.
Ya hatırlamıyorum ya. Çaydan sonrası yok bende. Sen ne koydun bu çayın içine? Ozan kaç kere söyleyeceğim. Rezene, papatya falan koydum işte. Karıştırıp verdim ikisini. Rezene mi? Hani Atlas uyuyamayınca biz çayına koydun mu rezene mi? Onu mu koydun sen Esra? Aa, Ozan niye sinirleniyorsun ki? Rezene iyidir yani, insanı rahatlatır. Bak sen de rahatladın, mışıl mışlıyordun işte bütün gece. O kadar rahatladım ki, öyle rahatladım ki hiçbir şey çalışamadım mesela. Rahat rahat mışıl mışıl uyudum sayende. Aman Ozan ya, of dert ettiğin şeye bak, sen dahi adamsın. 5 dakika yeter sana bir fikir bulman için değil mi? Sen gör bak, ben yine de yeneceğim seni. Göreceğiz, onu göreceğiz bakalım. Ama yani hatırlatayım, şirkete yaklaşmak üzereyiz. Bir fikir bulamadıysan hala diye. Ben yapacağım o rezene çayını sana, ben yapacağım, sen bekle. Ya ruhum, sen daha inmedin mi dükkana? İnmedim. Niye ineceğim ki? Tuzluklara mı servis yapacağım? Aa, dur bakayım. Yoksa sen Esra'nın depresyon hırkasını mı giydin ha? Evet giydim. Gördüğün gibi de hakkını veriyorum. Ama yapma böyle ya. Yapma böyle Menekşen. Ben senin o çeneni titretmene dayanamam. Yapma. Yemek benim olayımdı Yalçın. Benim varoluş sebebimdi. Hayat pınarım aldı elimden. Hayır, o beceriksiz Zümrüt o köfteleri kendi başına nasıl yapıyor aklım almıyor. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Hadi titre ve kendine gel. Hadi, hadi. Maç daha bitmedi ruhum. Bu maç buradan dönmez Yalçın. Hayır, ben o köftelerden ben bile yemek istiyorum. Böyle yarım ekmek arasına soğan basıp baba. Ruhum, savaşacağız. Onun köftesi varsa bizim de karnıyarığımız var, güvecimiz var. Etli etsiz kuru fasulyemiz var, düşünsene. Var değil mi Yalçın? Var ruhum, var. Bizim kadayıfımız bile var. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Hop, çıkarıyoruz bu hırkayı da. Hırka çıkar, 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 çıkar. Hadi bakalım. Başaracağız ruhum. Başaracağız. Başaracağız. Aslan ruhum. Ta 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 ta. Aa. Aşkım hayırdır? Sen işe gitmiyor musun? Ya ben buradaki bu ticari fırsatı kaçırır mıyım? Tabii ki izin aldım ve buradayım. Önlüğüm nasıl? Çok yakışmış. İnanılmaz. Aa! Şunlara bak. Lokantayı açamayacak hale getirdim bir günde. Bir günde tarih oldular. Ay ne kadar kötüsün Zümrüt. Aha geliyorlar. Menekşe, boşuna uğraşma. Ben bitti demeden bitmez Zümrüt, bitmez. Aç. Babam anahtar mı çekti bize? Biraz stres bastı beni. Ses çıkmadıkça geriliyorum. At onu. Selam, ne yaptınız? Hoş geldiniz abi. Bekliyoruz. Ha bu arada Eko gelmedi abi. Haberin var değil mi? Eko şey ya, izin aldı yine. Yine değil mi? E kaybedeceğinizi anlayınca ufak ufak kaçtı tabii. Akıllı adam Eko. Ya Simin'cim ne olur kendine gel ya.
Ozan Bey'in olduğu takım kaybeder mi? Ozan Bey var bu ekipte. Lütfen ama. Sen o kadar emin olma da bir. Göreceğiz. Birazdan bakacağız. Toplantıdan da haber yok. Ne yaptılar acaba ya? Uf, evet ya. Beklemekle stres olduk. Ya iki projeden biri olsun da olsun yani. Aynen. Yani kısacası Demir Bey, tatil için rezervasyon yapan kullanıcılar karşılarında mevsimin en uygun kombinlerini bulabilecekler. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden alışverişlerini yapabilecekler. Ya fikir güzel aslında ama ya biraz daha detaylandırabilir misin? Yani kafamda tam oluşturamadım açıkçası. Siz temel fikri beğendiyseniz biz üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar yapabiliriz. Ki bildiğiniz gibi arayüzlerde çok iyiyiz. O konuda bir kaygınız olmasın. Hmm. Peki. Teşekkür ederim. Demir Bey, aslında bizim başka bir fikrimiz daha var. Evet. Buyurun, sizi dinliyorum. Bilinen uygulamalarda gördüğünüzün aksine markanızı yakındakiler uygulamamıza bir sanal mağaza olarak ekleyeceğiz. İsterseniz size bunu hemen görsellerle göstererek açıklayayım. Şimdi Ozan Bey, müsaade eder misiniz? Tabii, tabii. Kullanıcılarımız bir mağaza simülasyonuyla gerçek bir mağazadaymış gibi gezip alışveriş yapabilecekler. Hatta yalnızca alışveriş yapmak için değil, son trendleri takip etmek, renkleri, modelleri yakından görebilmek için de mağazanın içinde gezinebilecekler. Yani ümidimiz bu yönde. Nasıl bir şey tasarladığımızı eğer fikrimizi beğenirseniz daha da detaylandırarak görsellerle destekleyip size tekrar sunabiliriz. Diyor ya, çok iyi. Çok beğendim gerçekten. Bayağı iyi. Yani teşekkür ederim emeğinize gerçekten. Bu arada Efe'cim, beni doğru adrese getirmişsin. Teşekkür ederim. Söylemiştim sana Demir'cim. Ayrıca söylediğin, bahsettiğin gibi de Esra'nın da gayet yetenekli, gayet başarılı. Çok teşekkür ederim. Öyledir o. Her konuda yeteneklidir. Her konuda iyidir o. Her konuda. Tamam o zaman. Ben varım. Ha, bu arada Esra Hanım, Ozan Bey'in fikrini de sanal mağazaya eklersek güzel olur. Tabii ki Demir Bey, tabii ki onu da hallederiz. Hiç merak etmeyin. Süper, harika. O zaman sizi uygulamamızda görmekten çok büyük mutluluk duyarız. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Gel ablacığım, gel. Köftenin kralı burada. Gel. Yiyen bir pişman, yemeyen bir pişman. Yiyin, yiyin. Ayranınız da geldi buyurun. Siz de sıraya girin. Ben daha son hamlemi yapmadım. Yalçın. Geldim ruhum. Tamam, tamam. Sıraya geçelim. Sıraya al bakalım. Sıraya geçelim. Oynamak yok. Al, bana ayran var. Ayran kimi? Al, İki tane. Sevgili Maltepe halkı, bugün Melekşehir ev yemeklerinde indirim günüdür. Ya boş boş konuşuyor. Gitmeyin, bakmayın oraya ya. Alın, köfteler yanıyor, hadi. Yardımcı. Yok, bir de kadayıf yazsaydın. Aha. Yazdı vallahi. 5 TL oldu arkadaşlar. 5 TL yazılır. Haydi meydan diye okudu. Böyle verin. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz ya? 5 TL ne demek ya? Kaleyi terk edemezsiniz. Buyurun, hoş geldiniz, buyurun. Herkese yetecek kadar var. Tamam. Bir dakika, ne yapıyorsunuz, siz nereye gidiyorsunuz? Karnıyarık diyorum. Tereyağlı pilav diyorum. Kurucacık, kurucacık. Dereotu bol. Oo, kadayıf yazmış. Kadayıfla başa çıkamayız, ben işe gidiyorum. Saçmalama, nereye gidiyorsun? İyice bağla şunu, köfte yapacağız bugün biz. Ben bu bakışı tanıyorum. 5 TL ne demek ya? Döndün, çekilin bakayım. 5 TL ne demek? Sen şunları topla, ben bir parti atıyorum. Ya. Tel tel kadayıf diyorum. Ne yapıyorsun sen ya? Batacaksın, iflas edeceksin. Mahallelimi sana yedireceğim mi? Gururumla iflas ederim, batarım daha iyi. Ne bu alkış ne? Bu alkış ne? Yazıklar olsun size be. 5 liraya 5 dakikada sattınız beni. 5 liraya karnımı doyuruyorum ben burada. Sen, sen. Göreceksiniz gününüzü. Ben çek et şuradan. Ha.
Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya sen ne kadar sinsi, ne kadar içkiyatçı bir insanmışsın ya. Ha? Akşam sırf ben çalışmayayım diye oğlumuzu kullandım be. Bak şöyle iyisin Ozan, yok şöyle güçlüsün Ozan. Aa, burayı da tamir etsene Ozan. Vallahi sıra ben senin bu yönünü bilmiyordum ama öğrendiğim iyi oldu ha. Vallahi. Tabii biliyordun çalışarak beni yiyemeyeceğini, o yüzden girdin değil mi bu işlere? Ozan hiç çamura yatma, artık bu durumla yüzleş yüzleş. Ben kazandım, sen kaybettin. Hiç de bile ya. Adam benim fikrimi beğendi ama ben çalışamadığım, hazırlanamadığım için yeterince nedense... böyle sen kazanmış gibi onu sahte bir zafer yani. Ozan, bal gibi ben kazandım işte ya. Sen kaybettin. Şu durumu kabul eder misin artık? Kim kazandı? Esra, Esra, tamam, Esra. Tamam, sen kazandın Esra, Esra. Tamam, en birinci sensin, altın madalya. Hepsi senin. Tamam, hadi ben gidiyorum. Nereye? Ne nereye? İşim var ya. Biz seninle iddiaya girmiştik, hatırlarsın. Yani ne istersem yapacaksın. Ne istiyorsun Esra? Geç. Geç. Geç, geç. Rehber, rehber değil. Kadın isimleri sözlüğü sanki. Bu ne ya? A'dan Z'ye iki saatte zor gelebildik. Zor diyorum bak. Ayrıca A'yı nasıl geçtik hala hayretler içindeyim. Ayşeler, Aslılar, Arzular bitmedi. Yahu siliyorum, siliyorum Esra, siliyorum. Tamam mı? Siliyorum bak hepsini tek tek bak siliyorum. Sileceksin zaten. Sil. Oğlum siliyorum ya. Es geçin onu. Ne? Zuhal'i niye geçtin? Kim? Zuhal'i niye geçtin? Zuhal müşteri, müşteri. Niye geçmeyeyim Zuhal'i? Müşteri Zuhal. Zuhal müşteri falan değil Ozan. Ben bu şirkette çalışıyorum. Zuhal'in müşteri olmadığını biliyorum. Siz Zuhal'i... Silemem. Müşteri Zuhal, müşteri... Müşteri değil. Sileceksin. Siz Zuhal'i. Siliyorum Zuhal'i de. Peki tamam, sildim Zuhal'i de düzenle tamam. Peki, peki tamam ah. Sildim bak, gördün mü? Gördün mü? Sildim Zuhal'i de sildim. Ya bu mu senin vizyonun? Bu mu? Bu mu senin vizyonun? Bu mu? Yani iddiayı kazanıp sen bunu mu istedin gerçekten? Ha? Ha evet. Aldığım karardan da mutluyum yani, memnunum. Süper. Harika ya. Sen ne isteyecektin Ozan? Ha? Sen ne isteyecektin? Hiç onu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Hmm. Hadi hadi, işim gücüm var benim. Benim de işim gücüm var. Gelebilir miyim? Gel tabii Rüya, gel. Gel Rüya, gel. Benim Ozan Bey'le işim bitti zaten. Konuşacağız. Konuşacağız, daha var. Hı-hı. Konuşacağız seninle. Aha. Konuşacağız sonrasında. Güzel. Gel, gel Rüyacığım sen gel. Ozan Bey, firmayla anlaşma yapabildiniz mi? Yaptık. Anlaştık. Ya. Yani Esra her zamanki gibi müşteriyi büyüledi tabii. Ama çok iyi bir fikir bulmuş. Ben olsam ben de onun fikrini seçerdim. Ya çok sevindim. Öyledir o. Bir şey kafasına koydu mu mutlaka başarır. Sen ne diyecektin bana? Ha, öğleden sonraki toplantınızın hazırlığını yapmıştım. Ben onları getirdim. Hı, ver bakayım. Ben çıkıyorum o zaman. Hı hı. Efendim, hazır burada beklerken size yemeklerim hakkında bilgi vereyim. Yani tereyağı... Hırsızlar. ...özellikle nasıl... Hileyle, hurdayla çaldılar müşterilerimi. Ne münasebet! Şikayet edeceğim ben bunları polise. Hırsız diyeceğim. Bunlar hırs, bildiğin hırsızlık. Bu da bir hırsızlık. Yok, öyle şikayetle falan olmaz. Bizim hemen yeni bir fikir bulmamız gerekiyor anne. Hemen fikirle karşılık vermemiz gerekiyor. Ne olur. Ne olur o güzel aklını bir çalıştır hadi. Ya işte bak, kadayıf olsaydı kadayıftan kurtarırdık. Ama işte kuru köfte nereye kadar haklı insanlar ya. Mücadeleye devam. Durmak yok. Tereyağı köyden alıyorum. Dövme tereyağı. Hı? Madem öyle işte böyle saldırısını yapacağım. Gerçekten mi? Evet. Ne sandın kızım? Zümrüt Korfalı'yım ben. Faydasız, git kağıt kalem getir, megafonu getir çabuk. Tamam, hemen. Yo, ben seni yerim ya. Dur, yüreğimi soğutma. Çok sinirliyim. Böyle kokusu çıkana kadar sen seversin. Buyurunuz. Evet. Ne, fikir ne? İki. İki. Batarız. Vallahi batarız. İki çok az, ikiye batarız. Emin misin ha? Böyle olay görülmedi. Olanlar oldu. Ne oldu? Köfte ekmek
2 lira. Aman tanrım. 2 mi diyor? Yemeğiniz kaldı. Öyle dampin durun. Eko geliyor. Nereye gidiyorsun? Ya? Bir şey yapsana. Oğlum ne yapabilirim? Gitmeyin. Bakın benim icatlarım var. Daha onları göstereceğim bildiğiniz size. Bildiğiniz 2 lira. Birden sonraki 2, 3'ten önceki. Alın bakalım. Buyurun. Alın bakalım. Hoş geldin. Önümüzde bu daha geçin. Zorunca. Şimdi görürsün sen. Sevgili Mahtepe halkı, dikkatlerinizi buraya çekmek istiyorum. Bugüne özel, tam menü 0 lira. Beleş, bedava, 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 bedava. Bir dakika, gitmeyin, hayır. Ruhum, Ruhum ne yapıyorsun sen ya? Yapma ama ya. Ok yaydan çıktı, ben zıvanadan çıktım, yaptım. Ya be ya, Ruhum yapma sen. Buyurun efendim. Buyurun. Anne hadi bir şey yap. Daha ne yapsın? Bir şey yap anne, bir şey yap. Ben de, merak etme. Sen de. Böyle olay görülmedi. Köfte ekmek bedava. Köfte ekmek yiyene 5 lira hediye. Patron çıldırdı. Patron çıldırdı. Yalan söylüyor. Yapmayın. Yapmayın. İnanmayın. Ne olursunuz yapmayın. Patron çıldırdı. Gelin bura. Niye bana böyle? Bir de ama bir yiyelim diye. Ruhum, yalvarıyorum uyma şu cadıya ya, uyma. Bak biz elimizden geleni yaptık, daha ne yapalım? Buyurun. Maltepe sallanıyor. Diğerlerinden oynuyor. Yok ya. Yok kesin bir şeyler çeviriyor bu. Bu köfteleri bu kadının bu kadar lezzetli yapmasına imkan yok Yalçın. Evet Ruhum, bence de yok. Ne oluyorsa geceler oluyor. Bu geceleri bir şeyler karıştırıyor. Bu akşam takip edeceğiz onu. Tamam Ruhum. Yani bu gece operasyondayız ha? Evet Yalçın, operasyondayız. Tamam, tamam. Yalnız gerçekten, bak alacağımız belliydi ama. İnanıyordum ben kendime. Çok güzel oldu, çok. Ya tebrik ederim, almışız işi. Çok sevindik. Hiç bana bakmayın. Bütün tebrikler Esra'ya. Esra biliyordum başaracağını. Hiç şaşırtmıyorsun zaten. Harikasın. Arkadaşlar olur mu öyle şey? Hepimiz inandık, beraber başardık. Ellerimize sağlık. Ama bu böyle kuru kuru tebrikle olmaz herhalde. Adam akıllı bir kutlama yapmamız lazım. Ya bence de olur ama ne yapalım, nasıl bir şey yaparız? O iş bende. Benim kuzenimin şahane bir karaoke mekanı var. Bu akşam hep beraber orada kutlayalım. Olur ya, tamam. Süper olur ya. O zaman ben size konum atıyorum. Tamam. Olur. Geliyorsun değil mi Esra? Ya bilemedim, ben de şimdi onu düşünüyordum. Yarın Atlas'ın müsamiresi var da, Atlas'ı çalışacağım. O yüzden siz gidin, benim yerime değilin. Esra, sensiz olmaz ya. Sen gelmezsen biz de gitmeyiz değil mi? Esra, 40 yılın başında bir eğleneceğiz. Ekip ruhu hadi. Aynen. Hadi ama ya, oyun bozanlık yapma. İyi tamam, gelirim ben de bir iki saatte. Ne ya, ne olacak? Ama bak baştan söyleyeyim, ben şarkı söylemem. Aa, olur mu ya? Geçen söyledin ama. Geçen söyledim, de yani. Güneş içimizi ısıtır. Her yer yeşil olur. İlk bahadırınla da herkes mutlu olur. Gel anneciğim, aferin benim oğluma. Ya bu güzel ses ne burada ha? Bu güzel ses ne? Ne oluyor bakayım burada? Orta. Ay. Oh. Ne oluyor bakayım burada? Ha? Babası ya biz yarınki gösteriye hazırız. Her şeyimizi hazırladık. Ya sen gör bak, yarın bu akıllı çocuk bütün sahnelerin tozunu attıracak değil mi oğlum? Attıracak tabii. Değil mi benim aslanım? Anneciğim, hadi iyi geceler. Aa, Esra, ne olur bir yere mi davetliyiz? Ben bir şey mi unuttum? Ay yok. Ozan aslında ben davetliyim ama sen davetli değilsin. Öyle mi? Nereye davetli değilim ben tam olarak? Efe'nin kuzeninin bir mekanı varmış da orada kutlama yapacağız. Yani bizim ekibi davet etti. Oraya gidiyordum. Efe'nin davetiyle kuzeninin mekanında. Öyle mi? Hı-hı. Bir problem yok değil mi? Var. Ya hoşlanmıyorum ben o heriften. Herif ne demek? Şey oğlum, şey. Anneciğim, çocukların bilmemesi gereken bir kelime demek. Ozancığım, mutfağa geçelim mi? Hı-hı. Duymadık, unuttuk o cümleyi, kelimeyi. Ozan, ne yapıyorsun?
Ha? Ne diyorsun sen atlasın yanında öyle herif merif diye ya? Ne oluyor? Yalan mı söyleyeyim Esra? Herife herif denir ya. Hoşlanmıyorum ben o adamdan. Neyinden hoşlanmıyorsun? Efe sana ne yaptı ki? Şirketine gelir gelmez sana müşteri bağladı. Başka ne yaptı? Yani bir havalar, bir tavırlar, bir her şeyi ben bilirim durumları. Bir özgüven, bir şey yani. O zaman sen şu an kendinden bahsediyorsun, fark ettin mi? Efe öyle biri değil ki. Ha sen çok iyi tanıyorsun yani bu Efe'yi, öyle mi? O zaman bak şu an gerçekten uğraşamayacağım. Hem sen Atlas'la zaman geçirmek istemiyor muydun baş başa? Al sana zaman işte. Oturun beraber vakit geçirin. Uyutursun da gece. Ya tamam sen açık açık söylesene ben geç geleceğim desene. Niye böyle yol yapıyorsun? Ozan sen hani beni kıskanmıyordun? Ne oldu? Sen hani medeniydin? Bu nerenin medeniyeti bir söylesene. Ben gayet medeni bir insanım Esra. Yani gayet medeniyim. Size iyi eğlenceler Esra Hanım. Teşekkürler. Anneciğim ben gidiyorum. Yok yani bakıyorum. Biz içerideyiz Zümrüt anneciğim. Vallahi içerideyiz yani. Ticaret böyle bir şey değil ya. Siz oraları yanlış mı anladınız? Hallederiz. Sen o küçük beynini çalıştırmaya uğraşma. Hallederiz hadi ben kaçtım. Anne. He? Sen böyle akşamları nereye çıkıyorsun? Bu da yeni moda oldu ha. Evet, siz böyle yani gün batar batmaz kendinizi dışarı atıyorsunuz. Vampir falan mısınız? Hayırdır? Aa, size ne be? Ben özgür bir kadınım. Kendi hür irademle istediğim zaman istediğim yere giderim. Size hesap mı vereceğim? Hayır canım, biz sadece... Ne münasebet? Sus! Dur. Karışmayın bana. Rahat bırakın beni. Sen ne işler peşindesin? Bir bana söyler misin? Ne işler çeviriyorsun sen? Ya bir iş falan karıştırmıyorum, çevirmiyorum ya. Ya sıkmayın canımı. Hesabı vereceğim dünkü bebelere. Çıktım bile ben. Ben yemedim. Ben de. Ya bir işlerin peşinde ama dur bakalım çıkar yakında. Sevgili mi evgili yaptı bu acaba ya? Ah, diyorsun. Kesin. Ha. Ben ne dedim sana? Ben ne dedim? Hadi Yalçın gidiyoruz. Suçüstü tamam. Yapacağız. Geç geç. Yalnız bir süredir de etkinliğe katılmıyorduk. İyi oldu ha. Hakikaten. Esra. Ah orada bak bizimkiler. Zeynep. Esra. Ne kadar güzel olmuşsun. Aa sağ ol. Sen de ne kadar şıksın. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Aa, bu arada en yakın arkadaşım Zeyno tanıştırayım. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Efe ben. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ne iyi ettin geldin. Sağ ol. Bu arada bizimkiler burada. Ben bir kuzene bakıp geleyim. Tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ozan kıskanmakta biraz haklıymış çünkü çocuğun maşallahı var yani. Ha yok, o kabul etmez ama kıskandığını ya. Ay. Burnu yere düşse eğilip almaz o. Gıcık ya. Hayır, bana gıcık oldu ama belli etmemeye çalışıyor kıskandığını. Ben yaparım ederim ama sen yapamazsın diyordu. Al bak bakalım yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Yürü kız. Yürü vallahi kimse tutmuyor seni. Yürü. Yürü. Biz geldik. Anne ne yaptı acaba Atlas ya? Hı? Atlas. Ne diyorsun? Ben anneni arasam mı? Ne diyorsun? Ha? Ya gerçi şimdi arayınca böyle sanki çok merak ediyormuşum gibi olacak ama. Ya işte bak bunlar böyle ufacık küçücük detaylar. Sen bir büyü ben hepsini anlatacağım oğlum sana. Bir büyürsen böyle küçük detaylar ama anlatacağım ben hepsini sana. Anlatacağım. Hadi bakalım babacığım. Bak. Sandviçiniz size gülümsüyor Atlas Bey. Buyurun. Hepsi bitecek. Ona göre ayranın da burada. Hadi bakalım. Ben turşu yemem. Ha. Tamam babacığım, tamam. Ben hemen aldım buradan turşuyu. Tamam. Bak baba aldı turşuyu. Gerçi ekipçe gittiler. Ya ne olabilir ki? Sonunda baş başa kalabildik. Yapma, 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 yapma. Ne? Yok babacığım, ben sana demedim. Sen ye yemeğini oğlum.
istiyorum. Pipet, pipet, pipet. Tamam babacığım. Hemen al bakalım pipet. Ben kırmızı istemiyorum, mor istiyorum. Tamam, aldık kırmızı pipeti. Hemen buradan. Zaten mor pipet varken kim ne yapsın kırmızı pipeti, değil mi? Bunu da bir kenara aklımıza yazdık. Anlaştık, mor pipet. Yok canım, yok. Taneler, taneler. Sonra öfke gittikleri bir yer. Mallar hazır mı? Ayda, abla gider misin? Evet ben. Nerede mallar, köfteler? Sen. Görüyor musun sahtekarı? Buradan alıyormuş işte köfteleri çakal. Ama ben diyordum Zümrüt böyle köfte yapamaz diyordum. Ben malımı bilmez miyim ya? Vallahi diyordun ruhum. Senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Ama hilesini öğrendik. Şş, avantaj bizde. Abla ne yapacağım o da köfteleri? Sen ne? Sen işine bak ver. Şunda. Tamam mı? Hadi. Hadi. Kolay gelsin kardeşim. Heh. Buyur hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar hemşerim. İyi akşamlar. Şimdi az önce senden hani köfte alan kadın var ya. Evet. Ha, işte o kadın senden aldığı köfteleri gelip bizim mahallede satıyor. Haberin olsun. Ne? Ben diyorum benim işler niye bu kadar düştü? Reis abi bundan hiç hoşlanmayacak. İyi kolay gelsin kardeşim. Sağ olun abla, iyi akşamlar. Hayır işte. Hayır Zeynep, ekipten mi Zeynep? O çağrılıyor da ben niye çağrılmıyorum? Ben niye gidemiyorum abi oraya? Ben sana bir şey söyleyeyim. Burada apaçık art niyet var. Burada apaçık bir art niyet var bak. Ya ama bir bilemedim o kadarını. Yani aslında... bir şey diyeceğim de... Tamam de, ne? İşte nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Hani çizgi filmdeki çocuk... Kız için diyordu ya... Ne diyor? Umurumda değil, ne yaparsa yapsın. İşte dünyada kalan son insan olsa da bakmam falan diye. Ne değiştin? Ne diyorsun Musa sen? Abi çizgi filmdeki çocuk diyorum. Çizgi filmdeki çocuk. Çizgi filmdeki çocuk hani... Abi sen hani diyordun ya malum kişi için... Hani dünyada kalan son insan olsa da dönüp bakmayacağım, onu asla affetmeyeceğim diye. Ne değişti şimdi? Bir şey değişmedi Musa, bir şey değişti. Ya o konu ayrı, bu konu ayrı. Musa Allah Allah, bir şey değişti yok. O orası hep aynı yani. Bir şey. Peki. Değişmedi bir şey. Allah Allah. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne var? Bayağı güzel söylüyor abi. Kim söylüyor? Ver bakayım şunu ver. Yok ya, öyle de çok da iyi söylemiyor yani. Yapma, gayet güzel söylüyor ya. Yok canım. Sen ne diyorsun paşam? Anne de güzel söylüyor. Doğrular. Öyle mi diyorsunuz ya? Ha? Güzel mi söylüyor o kadar? Al şunu benden. Yok yok Musa, ben böyle elim kolum ağır oturamayacağım. Ben bir şey yapmam lazım. Yok, öyle olmayacak. Ne yapacaksın abi? Saç... Ne yapacaksın? Ha? Dur sen dur, sen dur. Alo Elif'ciğim, ne haber? Bana bir yardım etmen lazım abiciğim. Kalkmış bana Esra şöyle yetenekli, böyle başarılı diye anlatıyor. Gözümle gördüm, arkasından bir gülümseyişi var. Var ya dünyayı unutuyor ya. Yok ben anladım. Anladım, bunlar baya baya aşık birbirlerine. Yani Esra varken benim hiçbir şansım yok. Yok. Ya Allah aşkına bırak şu adamın peşini ya. Ya belli ki bu hayal ettiğin gibi bir şey olmayacak. Olacak Barış, olacak. Başka yolu yok. Barış. Hı? Benim için bir şey yapacaksın. Ne gibi? Esra problemini ortadan kaldıracak bir şey.
sen onu gel anlat kalbe. Yürü yürünüm de büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Esra hadi gelsene sen de. Değil mi ya o? Ta kendini isteyeyim olsun. Adamı görüyor musun? Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Tamam da abi onlar arkadaş yani. Bu kadar kızmana gerek bir şey yok yani. Abi canım bunda kızacak. Ne var bunda kızacak? Bir şey yok. Bu aşk bu. Allah'tan korkmaz. Kuldan mutlu. Eğleniyor musunuz? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kalbe yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor bu. Ama sen onu gel anlat kalbe. Yürüyor önümde büyük harbe. Darbe üstüne darbe. Uslanmıyor. Teşekkürler. Ay güzel söyleydiler ya. Adem, Simin hadi gelin siz de. Ya Adem, hadi, Simin hadi. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Kocaman alkışlar. Ozan, Musa hoş geldiniz. Nereden çıktınız? Biz Musa tutturdu. Hadi abi hadi abi deyince ben de kıramadım. Geldik. Ben mi tutturdum abi? Tutturdun ya Musa. Yalvardın ya. Hadi ne olur ne olur dedim. Ben tutturdum. Ne olur gidelim dedim. Orada olmalıyız falan dedim. Ne olur deyince ben de kıramadım işte dediğim gibi. Atlas nerede peki? Ya Elif ile Eko geldi. Zaten onlar gelene kadar da Atlas uyudu. İyi bari. Ozan. Musa, hoş geldiniz. Ne güzel sürpriz oldu bu. Sürpriz olsun diye geldik ya. Esra, ya çok güzel değil mi Esra'nın sesi ha? Öyledir, öyledir. Ya bak ben ne diyorum? Biz bir şeyler mi yapsak acaba ya böyle hani... yani amatör de olsa olur. Bir şekilde sahnede olalım seninle. Ay yok Efe, hayır canım o kadar da değil yani. Yok yok tamam ben de şarkı söylemeyi falan seviyorum da. Bence gayet o kadardı biliyor musun? Ya. İyi değil mi ya? İyi iyi. De. Yani Esra'nın pek zamanı yok. Bir taraftan çocuğumuz, bir taraftan şirket. Ben unut o işi yani. Aslında bir şey diyeceğim. Yani olabilir, neden olmasın ki? Evet. Sonuçta mutlu olduğum, zevk aldığım bir şey. Yani insanlar kendine vakit ayırmak ister. Bence ben de kendime vakit ayırmalıyım biraz. Ha, senin kendine ayıracak vaktin yok yani, öyle mi Esra? Senin kadar değil Ozan. İyi Esra'cığım, o zaman biz seni tutmayalım. Sen nasıl olsa istediğini yapmakta özgürsün. Her seferinde bunu söylemekten zevk alıyorsun değil mi? Ben biliyorum zaten, gerçek bir çift değiliz, evli değiliz seninle. Aynen öyle, biz gerçekten evli değiliz. Ben kendime gidip bir şeyler alacağım. Ne iyi oldu ya geldiğimiz. Çok iyi oldu yani. Evet, iyi ben oldu. Merhaba. Ve şarkıyı o kadar güzel söylediniz ki. Sizin için sakıncası yoksa içkinizi ben ısmarlayayım. Ayrıca yalnızsanız da tanışmak isterim. Ben yalnız değilim. Ayrıca bu içki değil, su. Ne yapıyorsun birader sen? Hayırdır? Ozan. Hanımefendiyle konuşuyorum. Bak buradan bas git. Gece gece belanı benden bul. Ozan. Tamam sakin. Ne sakin lan? Böyle tek başına eğlenen bir kadın görmeyin, yapışın hemen değil mi? Bak uza buradan, elimden bir kaza çıkmasın. Tamam. Ya bıktım bak, gerçekten bıktım, bıktım. Zeyno ben gidiyorum, iyi geceler. Esra, ne oldu?
Esra ne yapıyorsun? Ozan asıl sen ne yapıyorsun ya? Hırımı korumaya çalışıyorum Esra, suç mu? Bak ben sana kaç kere söyledim yine söylüyorum. Beni korumana ihtiyacım yok. Hem ne oluyor ya? Kadınım diye benim bir erkek tarafından korunmaya ihtiyacım mı var? Yok, ben kendimi korurum, anladın mı? Hem sana ne oluyor ya? Düne kadar nefret ettiğin Esra birden Efe gelince kıymete mi bindi? Ozan sen beni kıskanıyorsun, kabul et artık. Ayrıca sadece biri gelir de beni senin elinden alır diye korktuğunda peşime düşen salağın tekisin. Hem de çok korkaksın. Ben seni kıskanmıyorum Esra. Bunu daha kaç defa söylemem lazım sana? Ha tabii tabii Ozan, kıskanmıyorsun ya. Ben de aptalım, senin beni kıskandığını anlamıyorum. Ya itiraf et artık, beni kıskandığını kabul et. Kıskanmıyorum Esra, anladın mı? Kıskanmıyorum. Madem beni kıskanmıyorsun, neden yapıyorsun bunları ha? Tek bir sebep söyle. Evet Ozan, dinliyorum. Çünkü sen benim karımsın. Öyle ya da böyle sen benim karımsın ve herkes bunu böyle biliyor, tamam mı? Ozan sen maganda mısın ya? Ne biçim laf bu böyle? Bak ben senden de, bu yeni Ozan'dan da çok sıkıldım. Eğer Atlas olmasa o evde var ya 5 dakika bile durmazdım. Sen Atlas olmasa ben de çok yaşamaya meraklı değilim seninle. Bak, şirkete yatırımcı bağlanacağı zaman Esra gel benimle rol yap. Ama kutlama yapılacağı zaman sen git Leyla ile baş başa yemek yedi mi Ozan? Ben zaten ağzım payını defalarca aldım. Sana güvenen de kabahat. Ne Leyla'sı, ne baş başa yemeği ya Esra, ne ya diyorsun? Bırak Allah aşkına, bırak. Esra, ne Leyla'sı? Gel en azından beraber dönelim, gel. İstemiyorum. Esra! Bir günüm olur inşallah. Daha dükkanı bile açmamışlar. Dükkanın bereketini kaçıracaklar. Bir de ticaret erbabı olacaklar. Nereden bilsinler? Hanım abla. Hı? Bu köfte tezgahı senin mi? Evet. Aman be. Hemen nereden duydunuz benim şöhretimi? Ay lütfen şey yapmayın, üstüme gelmeyin, biraz sabredin. Daha henüz köfteleri falan şey yapmadım. Yok yok, sen bizi yanlış anladın. Ne oldu? Veysi abinin sana selamını getirdik. Seni görmek ister kendileri. Hayır! Benim öyle Veysi'yle, Seyfi'yle uğraşacak zamanım yok. Peçeteye bir imza atarım, onu gönderirsiniz sizden. Sen anlamadın galiba. Neyi? Veysi abi görmek isterse icabet etmek gerekir. Buyurun. Hadi ablacığım. Nereye? Ay ne yapıyorsunuz canım? Buyurun. Aa, bırakın. Ne münasebet? Hayır. Bırak. Bırak. Nefes. Ablacığım bin artık. Olmaz. Gel bakalım annesinin yakışıklı oğlu. Gel bakalım. Heyecanlı mısın? Gel dur bir dakika. Dur bekle, bekle. Bir anahtar bulayım. Esra tamam. Senin arabanla mı gideceğiz? Ozan herkes kendi arabasıyla gidecek tabii ki. Esra. Gel benim arabamla. Tamam. Hadi anneciğim koş. Gel bakalım oğlum. Haydi bakalım. Evet Atlas Bey. Buyurun. Gel. Esra bir saniye. Geliyorum oğlum. Yapma böyle.
Ne yapıyorum ben Ozan? İşte bunu Esra. Oğlumuzun gösterisine böyle gitmeyelim ha? Böyle olmamızın sebebi ben değilim, sensin. Esra bak ben o gün... Anne, abi. Anneciğim kemerini taktın mı? Evet. Hadi bakalım, heyecanlı mıyım? Evet. Ne kadar heyecanlıyız? Çok. Ben de çok heyecanlıyım. Oğlumu göreceğim. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Neden getirdiniz beni buraya kardeşim? Sen kimsin? Zümrüt Korfalı'yı alıkoymalar falan. Yürek mi yedinizsin sabah sabah ha? Bir sus be kadın. Böyle makinalı gibi vıdı vıdı. Bir defa bizden izin almadan köfteci açmışsın. Bu kötü. Bir de üstüne bizim köfteciden köfteleri alıp millete bedava dağıtmışsın. Evet. Bu daha kötü. Olmaz. Kapatacağım dükkanı sen. Kapatmayacağım. Allah Allah. Sana ne ya? Sana mı soracağım? İstediğim yerde açarım, istediğim yerde kaparım. Allah Allah. Orası benim mıntıkam. Ay çok sıkıldım biliyorum ben. Neyse biraz daha oturayım. Ne? Bak, bayansın diye bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum ama... Anlatamadık galiba. Bayan ne ya? Ya bayan ne demek? Banal banal. Bayan babandır. Kapatacaksın dedim o kadar. Hayır, hayır kapatmayacağım. Ya kapatmayacağım. Ayrıca ben hukuk da biliyorum. Bu yaptığınızda resmen alıkoymak denir. Ya siz kiminle dans ediyorsunuz kardeşim? Benim oğlum CEO. Ben CEO annesiyim. Şimdi bütün kolluk kuvvetlerini seferber etmiştir. Herkes beni arıyordur. Zaten ayrıca mahallemde de son derece sevilen ve saygı duyulan biriyim. Millet merak etmiştir, telaşlanmıştır, üzülmüştür. Yalçın, Zümrüt'e bak nasıl da toz oldu. Köfteci durumu çaktı herhalde. Buna köfte vermedi. Bu da foyası meydana çıkınca vındı. Ay ay ruhum ne olur ses etme. Biraz kafamızı dinleyelim. İşte huzur bu. İşte huzur bu. Of. Ah be, ah be. Kar bizi üşütür. Kar bizi üşütür. Her yer bembeyaz olur. Her yer bembeyaz olur. Kıştır olmadı. Kıştır olmadı. Herkes mutlu olur. Kızım çıkacak şimdi. Her yer yemyeşil olur. İlkbahardır onun adı. Herkes mutlu olur. Dükkanı mühürletince tabii işin arkasında benim olduğumu hemen anladılar. Neyse bunlar atladılar kendini. Tekrardan açtılar mı dükkanı? Çalıştırmaya başladılar. Aman ne para kazanıyorlar. Ay ben sinir olurum ama zaten o menekşeye hiç haz etmem menekşeden. Neyse ondan sonra cevap ben durmadım. Neler yaptım da yalnız bir şey söyleyeceğim. Deminden beri aklımda unutmadan diyeyim de. Şimdi burası biraz şey, buraya biraz kötülük ambiyansı lazım. Olmamış. Bu ne böyle pis pis fakir fakir? Bak sen kötüsün. Atırsızı kılıklı iki tane adamın da kötü. Yani bu ne böyle ya? İspas içinde her yer pis pis. Fakir misiniz? Ya şuraya şöyle bir şaşa getirin ve bir ihtişam olsun. Biraz varaktır bilmem nedir ne bileyim ya bir şey o ikna etsin beni tamam, yani. Tamam des tamam. Alın götürün lan bunu. Alın götürün bunu. Nereden aldıysan oraya götürüp bırakın. Sen de ne yapıyorsan yap. Artık o mahalleli düşünsün. Sen bizim köfteciden alma yeter. Ay orayı sen hiç sen bir şey yapamazsın. Ben böyle şene görmedim arkadaş ya. Alın götürün çabuk çabuk alın. Ay gidiyorum canım tamam. Öf ne var? Durun. Yalnız sende hiç vizyon yok ha. İnsan şuraya ne bileyim benim diyen bir İran halısı falan atar. Şu tavandan aşağı böyle kristal bir avize. Alın götürün lan bunu. Beynim çorbaya döndü lan.
Demedi de bak ben senin iyiliğin için. Aferin benim oğluma ya. Sen ne kadar güzel oynadın rolünü ha? Aferin benim oğluma. Ya anneciğim var ya sen çıktın sahneye gerçekten ilkbahar geldi sanki. Ne kadar başarılıydın sen öyle. Aferin sana. Ayşe. Esra, ben dün gece için... Annemle değil Ozan. Yo yo. Sen haklıydın. Ben biraz kabuk ettim. Ama bir konuda yanılıyorsun. Biz Leyla ile öyle baş başa kutlama yemeği falan yemedik. O sadece bir iş yemeğiydi. Hatta bütün hukuk departmanı da oradaydı. Nasıl yani? Yalnız değil miydiniz? Hayır, değildik. Eve giderken pasta alalım mı? Ben önce şuradan bir seni alayım. Biz seni şöyle biraz yiyeyim. Ondan sonra da pasta alalım, olur mu? Yalnız Atlas Bey, bana bir imza verir misiniz? Ben sizin kadar iyi bir oyuncuyla hiç tanışmadım ben. Amatör takozlarında sıkıntı var onun. Lastiği sökün tamam? Tamam abi. Hadi. Hemen bak. Barış. Hallettin değil mi dün gece işi? Hallettim, hallettim. Bak eminsin değil mi Barış? Allah Allah. Ya biz bir işe pazartesi başlamadık hanımefendi. Hallettik diyorsak tamamdır. Alırsın zaten yakında haberi. İyi tamam. Sağ ol. Eyvallah. Vay be, anneme baksan. Demek gidip oradan alıyormuş köfteleri. Hayır, ben de diyordum zaten bu kadın nasıl bu kadar güzel köfte yapıyor diye. Vallahi benim de bir aklım almamıştı ama değişik. Sen akıl mı dedin ha? Sen de akıl var mı bir kere? Bir onu düşün bakayım. Akılmış. Sen hiç konuşma, kapa çeneni. Hain evlatsın, hain. Ya anneciğim, ben işin iç yüzünü, sırlarını çözmek için oradaydım dün. Neyi hemen hazırsınız suçlamaya ya? Ailem beni ne kadar seviyor, görüyorsun değil mi? Benimkiler de onu. Kurtuldum! Ha? Korkmayın! Korkmayın canlarım, kurtuldum ellerinden. Oy, merak ettiniz değil mi? Çok merak ettiniz biliyorum. Elif'im kızım gözler şişmiş ama. Menekşe, senin de şişmiş çok mu ağladın? Çok ağlamayın abi, silin gözyaşlarınızı azıcık kenara. Bıyık, sen de üzüldün, ağladın mı? Merak etmeyin, kurtuldum işte. Merak etmeyin, tamam buradayım. Aynen. Buradayım, sapasağlam ayaktayım. Anne, sen kayıp mı olmuştun ki? Biz seni dolaşmaya çıktın zannediyorduk. Yok, Elif'im beni kaçırdılar. Köfte ekmek mafyası beni kaçırdı. Ne yapmışlar? Köfte ekmek... mafyası. Vallahi bak, köfte ekmek mafyası kaçırdı beni. O mafya sen olmayasın. Ya Zümrüt, Foyan meydana çıktı, biz çözdük. Zümrüt'cüm gitmişsin gariban adamın köftelerine çökmüşsün. Ayıptır ya. Gördük, gördük. Gözlerimizde gördük. Merak etme sen. Ha, oyunun bitti. Şimdi bu kaçırıldım yalanını mı buldun? Hmm. Yok ya, vallahi billahi kaçırıldım ben. İki tane adam beni zorla arabaya bindirdi, kaçırdı. Oy, oy. Takım elbiseleri var mıydı? Evet. Kesin depoya kaldırmışlardı. Evet. Bak ya. Yemezler. Daha yaratıcı ol, daha. Ya ne yaratıcısı? İki tane adam diyorum, biz bandoz gibi takım elbiseli adam. Kollarımın altından tuttukları gibi beni zorla arabaya bindirdiler. Kaçırdılar, depoya götürdüler beni diyorum ya. Anne, hı. Şu senin kadayıflardan yemesek mi ya? Ha? Benim aklımda hep kadayıflar. Hadi getir dışından iki dilim şey yapalım. Kaldı mı kadayıf? Hainliğini kadayıfla mı ödüllendireyim? Belli ki var. Getir bir yiyelim de ya, bakılır oralara ya. Hadi ne olur. Ya ne kadayıfı ya, ne kadayıfı. Benim de kıymetin bil. Ya kıyaslarsın. Ya ben Ekşen güzel kardeşim, ben kaçırıldım ya. O kadar yalnızdım ki gerçekten çok zor saatler geçti. Nasıl anlatayım ben size kaçırıldığımı? Ben işim var. Ben... Bıyık, ben evden çıktım köfteci arabama doğru giderken iki tane adam... Çak, sen de bana çak kocaman diye bağırdı sonra arkadaşına. Arkadaşım Artı'da ne yapsa beğenirsin. Ama sen bana az önce böyle davrandığın için ben de sana çok kızdım dedi. Ama anneciğim, sen ama gözlerini hiç kapatmıyorsun. Aa, anneciğim senin ateşin var, yanakların da kızarmış. Alerjin mi tuttu acaba? Ben senin hemen ilacını vereyim, tamam mı? Ya anneciğim, senin ilacın bitmiş. Başka yok ki. Of, almamışız ilacını. Yavrum, ilacın bitmiş. Ben şimdi senin ilacını alıp geleceğim. Babayı da çağıracağım, senin yanında oturacak, tamam mı? Tamam. Tamam bebeğim, hemen geliyorum. Ozan!
Ben eczaneye gidiyorum. Atlas'ın alerjisi tuttu. İlacını alıp geleceğim. Yanına iner misin? Uyumasın ama. Esra. Ne oldu? Sen gitme, ben gideyim. Sen Atlas'ın yanında kal. Tamam. Ya bu arada eczane bayağı uzaktaydı. Ana yola çıkıyorsun, orada benzinlik var ya, onun hemen ilerisinde. 200 metre kadar sonra sağda kalıyor. Tamam tamam. Ben bulurum. Hem Atlas'ın sevdiği şu kurabiyelerden de alırım. Sabah kalkınca yer. Olur. Bayağı sevinir şimdi. Ozan. Heh. Sen çok iyi bir babasın. Dikkat et. Kulaklı fille mi oynuyorsun? Hmm. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Baba gelene kadar sen uyuma diye biz birazcık oyun oynayalım. Ne dersin? Ortak nerede? Baban dedi ki ben dedi oğlumu ilacını eczaneden gider alırım dedi. Sen hiç yorulma dedi. Beni senin yanına yolladı. Ortak gelecek mi geri? Gelecek tabii ki anneciğim. Gelmez olur mu? Baban seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Hep yanında olacak. Gel bakalım anne. Gel bakalım anne. Benim yavrum uyumasın, ateşi çıkmasın. Biraz onunla oynayalım, tamam mı? Tamam mı? Dur, 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 dur!